Suyun ayarını kaçırırsam çamur erimiş çikolataya döner böyle. Suyu kaçırırsan eğer çamur tekrardan kıvamını bulsun diye. Biraz daha toprak katacaksın içine. Müsaadenizle. Tabii. Ömer. Ne oldu? O kadınla ilgili konuştun mu amcanla? Kimmiş? Tanıyor muymuş? Su kesilince kocaman bir yılanı kestiğini anlamam lazımdı. Senin gene ağzının ayarı bozulmuş. Lafının sonunu ucunu bil de öyle konuş. Konuşmazsam ne olacak? Niye kessin lan tarlanın suyunu? Lan kara cahil. 1000 yıldır Karataş'ta böyle bu. Su sırayla verilir. Sırayla verilirmiş. Sinsihin olayın seni. Millet suyunu çoktan aldı. Kim ne yapacak bu vakitte suyu? Lan kimin ne yaptığı beni ilgilendirmez. Herkes gibi sen de sıraya gireceksin, öyle alacaksın suyunu. Canımı sıkma bak, bir gram su alamazsın benden ha. Seni patron köpeği seni. Ağzını dinle öyle konuş karı. Allah, ağzıyla çıkanı kulağın duysun ha. Niye? Kuyruk olmayınca köpek olunmuyor mu sandın? Ulan vuracağım. Ulan. Kadın olunca nasıl da dikleniyor köpoğlu köpek. Gebertirim ulan seni. Ulan çattık, vallahi çattık böyle. Tamam ulan, vermiyorum. 1 gram su vermiyorum sana bundan sonra, al işte. 1 gram su vermeyecekmiş. Sapan olmayınca iş yapabilir misin sen acaba? Yılanın dölü. Ulan dar edeceğim sana dünyayı da, kara taşı da dar edeceğim sana da eniklerine de, anlıyor musun? Elinden geleni ardına koyma. Görelim bakalım, el mi yaman, bey mi yaman? Ne tutuyorsunuz elimi ayağımı lan? Çat tarafım karı işte. Bırakın da bir ağzını yüzünü bir kırayım mı? Şu... Hüsnü emmi sen neredesin Allah aşkına ha? Her yerde seni arıyorum emmi. Niye beni arıyorsun lan? Ne oldu? Kız sen ne bakıyorsun camdan deminden beri? Neye bakacağım? Öylesine bakıyorum. Bu saat oldu, Fatma nerede? Ben nereden bilebilirim ki anne? Ne diyorsun lan sen? Vallahi billahi gördüm emmi. Kendi gözlerimle gördüm. Baş başaydılar. Hem de Irazcı halanın gözü önünde konuşuyorlardı. Görmediğimiz ne şahane yerler varmış Sema Hanım. Ne dersin? Biz de birkaç yer alsak. Çok isabet edersiniz Adil amca. Ev haklı babacığım. Kolay kolay bırakmaz insanı bu topraklar. Ne verdisin damat? Sabah erkenden dışarıda halletmem gereken işler vardı da. Ha Elif. Unutmadan ben sana bir şey diyecektim. Buyur yenge. Şu bizim Fatma var ya. Evet. Ne olmuş Fatma'ya?
Artık benim hizmetime bakmasa diyorum. Eskisi gibi Şerife ilgilensin. Sen nasıl istersen. Ama bir hatası mı oldu Fatma'nın? Yanlış bir şey mi yaptı yoksa Nesin Hanım? Fatma! Neredesin kız sen? Şeytan. Yine sinsi sinsi neler planlıyorsun acaba sen? Böyle kimseleri takmadan konaktan çıkmalar filan. Hele dur bakalım. Elbet bunun da kokusu çıkar. O zaman nasıl hesap vereceksin göreceğiz. Dedim ya, Şerife'ye alışmışım. Yadırgadım Fatma'yı. Nasıl istersen yengeciğim. Fatma temiz, saygılı, çalışkan bir kızdır. Eğer gerçekten bir kusuru olduysa. Yok canım. Onun gibi saf, cahil bir kızın bana karşı ne kusuru olabilir ki? Dediğim gibi, alışmışım ben Şerife'ye. Siz bilirsiniz Nesin Hanım. Fatma. Ne oldu kızım? Elif Hanım, sizinle yalnız konuşabilir miyiz? Tabii Fatmacığım. Gel konuşalım. Ulan namussuz. Ulan rezil. Ulan sana göstereceğim gününü. Ulan sen benim başımın belasıymışsın ya. Bak, bak. Ana! 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 Ne oldu oğlum? Ne oldu acele? Ne bu halin? Ana! Fatma'yı bayramda gördüm ana. Tarlada gördüm. Gördüm ana. Beraber gördüm. İkisini ana. Güzel oğlum benim. Boş ver. Bırak ne halleri varsa. Ana. Benim deli divane olmamı istemiyorsan. Bana bir daha Fatma'dan vazgeç deme ana. Sakın ola bir daha Fatma'dan vazgeç deme. Sakın ola ana. Sakın. Sakın. Ana, ne oldu? Soysuz bunlar. Soysuz. Sana demedim mi? Ben gideyim konuşayım şunlarla. Hayır, hayır. Gitmeyeceksin. Onların da istediği bu zaten. Benim hatırım için gitme. Kurban oldum. Dur. Ana. Bayram, bunları onun yüzünden yapıyor üstü. Biliyorsun değil mi? Ana. Ne diye gelmişti o? Elif Hanım, siz Bayram'la meselenizi isterseniz babamla konuşurum, hallederim demiştiniz ya. Demiştim, doğru. Bir an önce konuşur musunuz? Ben Bayram'la evlenmek istiyorum. Biraz daha beklemek istiyordun hani. Bir şey olmadı ya. Yok Elif Hanım, bir şey olmadı. Ben bir an önce bu iş olsun istiyorum. Ne dedin sen, ne dedin? Biz o kızı isteyeceğiz öyle mi? Hüsnü soysuzun evine gideceğiz ve o kızı isteyeceğiz Bayram. Boynumuza eğeceğiz, yılanın iğnine gireceğiz, ağzımıza eğeceğiz ve kızı isteyeceğiz ha Bayram. Ana, Fatma'nın onunla. Olmaz. Hayatta olmaz bu iş. Ya kurban olayım, deme şöyle ana. Deme şöyle. Oğlum, Mahmure ile Hacı Ali'ye ne diyeceğiz? Zahide'nin mezarında daha otlar bitmemişken köylüye ne diyeceğiz?
Ya güzel anam benim. Sen görmüyor musun? Ben Fatma'sız yapamıyorum. Onsuz yapamıyorum ben, görmüyor musun? Ana. Ben her gün onları gözümün önünde cilveleşirken göremem ana. Gözümü dağlar. Kör olurum yine de göremem ana. Ölürüm yine de göremem ana. Ölürüm ana. Aslan yelası da oğlum. O nasıl laf öyle? Bu iş bitecek ana. Bitecek bu iş. Bitecek. Git konuş, anlat. Fatma'yı bana alacağız ana. Oğlum bak Hacı ile. Güzel ana. Canım ana. Ben diyeceğim bir dedim ana. Sen gideceksin, Fatma'yı isteyeceksin. Bu işte bir an önce bitecek ana. Maşallah. Bu sene topraklar da çok bereketliymiş Kamuran. Kamuran. Efendim? Nerelere gittin öyle? Kusura bakmayın. İşleri düşünüyordum da biraz. Buyurun, ne demiştiniz? Diyorum ki bu sene topraklar çok verimliymiş. Ya ya. Öyle efendim. Müsaadenizle. Bak sen şu bizim kara bayrama. Demek Hüsnü'nün iyiliğine sevdalanmış da evlenmek istiyor ha? Evet baba. Fatma da bayramı istiyor. İyi de kızım. Şu İrazca'yla Hüsnü'nün arasındaki husumet ne olacak? Yıllardır birbirlerinden nefret ediyorlar, biliyorsun. İyi işte. Fatma ile Bayram evlenince aralarındaki düşmanlık biter. Barışırlar. Hem akraba olurlar. İnşallah haklısındır kızım. Nesrinciğim, nasılsın? İyiyim abicim, sağ olun. Bölmedim inşallah. Olur mu öyle şey yengecim? Fatma ile Bayram meselesini mi konuşuyordunuz? Evet yenge. Bayram Fatma ile evlenmek istiyor. Cevap ver bana. Yine ne atlar çeviriyorsun sen? Ne oluyor Fatma? Olması icap eden neyse o oluyor Şerife. Aa, neymiş o olması icap eden? Hadi söyle. Söyle de biz de bilelim. Necip Beyler böyle ulu orta ne konuşuyor acaba? Dur bakalım. Bir şeyler dönüyor ya. Yakında kokusu çıkar. Bence de ön ayak olun abicim. Hem insanlar sevdiklerine kavuşsunlar ama değil mi? Thank you.
Ulan rezil! Rezil! Gelene atlettin lan sen! Gelene atlettin sen! Dur! Lan dinleyeceksin lan sen beni! Ulan öldüreyim mi lan seni şimdi? Öldüreyim mi lan seni şimdi? Amca bir dinle ya! Ne dinleyeceğim lan seni? Ne dinleyeceğim lan? Dinleme imanıma, kitabıma! Bu sefer kimse alamayacak seni elimden! İsteme! Elif Hanım, acele seni çağırıyor. Ben seni götüreyim ona. Tamam oğlum. Gel İslam amca, gel. Buyurun Elif Hanım, beni çağırtmışsınız. Babam seninle konuşmamı istedi Hüsnü amca. Öyle mi? Hayırdır, neye? Fatma'yı. Şimdiye kadar Necip Bey'in bir dediğini iki etmedim. Lafın üstüne de laf etmem ama bu biraz başka bir mesele. Iraz Canan'la aranızdaki sıkıntıyı biliyorum Hüsnü amca. Heh. Ama Fatma ile Bayram evlenirse belki siz de barışırsınız. Ama Elif Hanımcığım o... Babam en kısa zamanda bu işi hayırlı bir şekilde bitirmenizi istedi. Hüsnü Kahya. Bu Fatma cadısı ne zaman yukarı çıksa, olan benim adamı oluyor. Kim bilir ne haltlar karıştırdı da yukarı çağırdılar Hüsnü'yü. Hüsnü. Ne oldu Hüsnü? Bu ne hal? Hüsnü ne oldu? Ne oldu Elifciğim? Hallettiniz mi? Tamam, konuştum. Necip Bey'in sözü üzerine laf söylemek bize yakışmaz dedi. Sağ olsun. Çok sever, sayar beni bizim Kaya. Ne oluyor Nesrin? Anneciğim, hani şu Fatma var ya, benimle ilgilenen kız. Köyden Bayram diye bir çocuğu seviyormuş. Elifler de araya girdiler. Kavuşturacaklar sevenleri. Ne güzel. Büyük sevap vallahi.
Gel güzel adam gel. Haceli, oğlum. Ha. Sen eve git. Senin olman yakışık almaz. Ben usulünce konuşur gelirim. Hadi. Bekleyelim be ana. Haceli oğlum, git eve. Ben bir yolunu bulur gelirim. Hadi. Ay 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 ay. Ay yarabbim ay. Ay üstüme iyilik sağlık ay. Yarabbim nedir bizim bu başımıza gelen ay. Ay ay. Hüsnü. Sen şimdi tıpış tıpış mı kızı gidip Razcan'ın eniğine mi vereceksin? Ay, ay, ay yarabbim Allah'ım biz ne yaptık da bunlar bizim başımıza geldi? E bey demiş ya anne, babam ne yapsın elime hakkım verecek artık. E çaresi yok bu işin. Ay sus kız. Hüsnü, sen onca laf ettin. Ortaya yumruk gibi laflar tükürdün. Şimdi yutacak mı bu yumruğu? Hayırlı günler. Hayırlı günler Mahmure. Bayram. Abi, hayırdır? Hayır, hayır. Müjdemi isterim. Ne müjdesi? Sizin iş oldu. Ya hangi iş? Ya hangi iş? Fatma işte. Elif Fatma'yla konuşmuş. Ya ne konuşmuş tabii? Ya ne konuşacak? Oldu diyorum sizin iş. Gidip isteyeceksiniz Fatma'yı. Allah! Sana ben müjdenin kralını alırım be! Alırsın, alırsın. Hayırlısıyla bitirelim de şu işi. Ya ana, duydun mu? Bunu nasıl dersin Remziye? Sen şimdi kalkmış bana Zahide'nin canına kıyanlara kız mı vereceğiz diyorsun? O zaman Haceli'ye ne için söz verdiniz? Benim oğluma niye umut verdiniz Remzi'ye? Niye? Ben de böyle olmasını istemedim Mahmure ama. Aması ne Remzi'ye ne? Sen değil misin evime gelip de Haceli'ye Fatma'yı alalım diye? Ha? Sen değil misin bu işi başlatan? Sen bizim kanımıza girmedin mi? Şimdi ne oldu da Zahide'nin katiline kız veriyorsunuz Remzi'ye? Hiçbir şey diyemedim beyim. Sen kızı Haceli'ye verme deyince ben de vermedim. Ama şimdi Kara Bayram'a mı vereceğim? Ne yapalım Mahmure? Bey buyurunca bizim de elimiz kolumuz bağlandı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Elimizden de bir şey gelmiyor. Ya yoksa ben ister miyim o Irazca cadısına kız vermek? Bak Mahmure. Ben anladım anlayacağımı Remzi'ye. Eskiden verilen bir söz paradan da altından da daha kıymetliydi. Yiğit verdiği sözü tutmasından, kancık da tükürdüğünü yalamasından bilinirdi.
Sen ne diyorsun Mahmure bacım? Ben sana bir şey demiyorum Kahya. Senin sesini duyduğun vicdanın. Daha da sesi soluğu kaldıysa tabii. Kız Fatma. Vallahi bravo kız sana. Yani inan takdir ediyorum seni. Ne oldu ki Şerife? Hadi hadi. Bilmiyormuş gibi yapma. Kız babamlar seni bayrama verecekler. Hoş, pek istekli değiller ama. Aman bu saatten sonra kim takar? Senin istediğin oldu ya. Vallahi aferin kız. Yani ne yaptın, ne ettin, bu işi de becerdin. Vallahi bravo. Hadi yüzün gülsün kız. Sonunda istediğin oldu bak. Bak şimdi günü de belli olur. İstemeye de girirler seni. Oo. Acele de seni almaya pek bir hevesliydi ama. Aman boş ver. Artık o düşünsün. Keşke biraz daha kalsaydınız. Misafirliğin kısa olanı makbuldür kızım. Rica ederim Sayın Bakanım. Siz misafir misiniz? Bu konak sizin de konağınız. Eksik olma Necip'ciğim ama Ankara'da işler birikti. Bekliyor. Yarın sabah yolcu yolunda gerek. Artık bir dahaki sefere damatla ata binerse. Kamuran. Hı? Sayın Bakanım atla gezinti diyor. Artık bir dahaki gelişinize kısmetse. Bir şey mi oldu? Aklım başka yerde sanki. Yok canım. Öyle dalmışım bir an. Bayram abi gerçekten seni isteyecek mi abla? Sen mutlu olacaksın diye o kadar çok seviniyorum ki. Biriniz razı edemedi de üçünüz mü edeceksiniz? Sana diyorum ana. Ne oldu, ne dediler ha? Oğlum. Acelem. Yarın gidiyoruz değil mi? Ana. Desene ne oldu ha? Ana. Vallahi billahi bir şey yok Hikmet anne. Bayramla birbirimizi seviyoruz biliyorsun. Evlenelim dedik. Eğer başka bir şey varsa. Yok Hikmet anne ne olacak? Hem artık ben de bir yuva kurayım dedim ha. Sonunda senin de yüzün gülecek yavrum. Sonunda sen de istediğine, sevdiğine kavuşacaksın. Güzel yavrum benim. İnşallah. Bahtında yüzündeki bu gülüş gibi güzel olur. Hay Allah'ım ya. Ana kurban olayım bir şey desene. Yarın gidip alıyoruz Fatma'yı değil mi? Ha?
Ana, bu benim olacak değil mi? Fatma benim olacak değil mi ana? Gideceğiz, gideceğiz. Canım anam benim. Güzel anam benim. Yürek dediğin iki parça olur Razca. Ne biri diğerinden, ne diğeri birinden ayrı kalırsa iflah olur. Gel sen hem oğlunun hem de sevdalısının yüreğini parçalayıp atma. İmam efendi, kaç gün oldu Zahide'nin cenazesini kıldırdığın? O cenazenin niye kılındığını sen de benim kadar iyi bilirsin değil mi? Bilirim Razca, bilirim. E madem bilirsin, nasıl dersin git o kızı al diye? Bana akla uygun bir sebep söyle, gidip alayım o kızı. Senin aklına uygun olur mu bilmem ama. Bir başka kızın daha vebalini kibrin üstünde kalmasın diye sana derim ki... git, oğluna sevdalısını iste. Al Razca, al. Ne oldu? Razı geldi mi? Oh diyor, peygamber demiyor mübarek. Söyle bana Karaşay. Nedir bu işin doğrusu? Kurban oldu. Ben nasıl alayım o yılan soyunu bile bile koynumuza? Ana, Karaşel'i Irazca'yı nasıl sevdiyse, Karabayram da Fatma'yı öyle seviyor. Görmüyor musun? Gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder de, anam göl eder. Ördek gelir su başını göl eder de, anam göl eder. İki güzel pencereden el eder. Birin alsam birin intizar eder de, intizar eder. Birin alsam birin intizar eder de, intizar eder. Gelin paçaların yaş gibi, yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi. Yaktın beni kara kara taş gibi de, kara taş gibi. Thank you.
kötü koca, sanki sana eş gibi. Alamadım yardan ben muradımı da, ben muradımı. Alamadım yardan ben muradımı. Babam görüyorsa eğer, bu dikenli inadına kızıyordur ana. Görmüyor musun ana? Ne abim Fatma olmayınca tam, ne de Fatma abim siz yapabiliyor. Zahide bile gördü bunu. Gördü de yüreği dayanamadı. Kaldıramadı, kendince çekildi aradan. Sen hala ne diye direne durursun güzel ana? Yazık değil mi onlara? Hı? Günah değil mi? Sen kendini anlattın. Beni babana değil de Hüsnü'ye verselerdi canıma kıyardım diye. Eğer sen abime istemezsen, amcası sırf abime inat Hacele'ye verecek zavallı Fatma'yı. O da mı canına kıysın ana? Hı? Zahide gibi o da mı uçup gitsin? Yazık değil mi? Hem ona, hem abime, hem de sana. Yazık değil mi ana? Gökteki yıldızın üçü terazi. Poyrazları gördü geçti biraz. Bu feleğin bizeymiş karası. Felek beni taşa çaldı neyle. Bizeymiş karazi. Felek bizi taşa çaldı neyleyim. Siz mi sebep oldunuz kızımın canına? Siz mi koydunuz Zahide mi kara toprağa? Yüreği sana düştü diye ölmesi mi lazımdı kızımın Bayram? Bir şey desene Bayram! Ama şunu bilin ki bu dünyada da, öteki dünyada da, İki elim iki cihanda yakanızda olacak. Allah'ınızdan bulun inşallah.